Günaydınlar. Ortak Akıl başladı. Bir pazar klasiği Ortak Akıl'la karşınızdayız. Her pazar sabahı olduğu gibi yine saatler onu gösterdiğinde Ortak Akıl başladı. Her zaman olduğu gibi daimi konumuz Sayın Hüseyin Gülerci ile birlikte bu hafta neler yaşandıysa onları konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik açıklamaları vardı. Hafta arasında darbe araştırmaları komisyonu raporuna dair Hulusi Akar'ın ifadelerine dair çarpıcı gelişmeler yaşandı. Hulusi Akar neler söyledi? MİT raporunda neler vardı? Bunları konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden FETÖ davaları ile ilgili de önemli sözleri vardı. Çünkü yine bu hafta en çok konuşulan konulardan biri. FETÖ davalarındaki sanıklar, darbeciler neler yapıyordu? O davalara giren, o duruşmalara giren birçok kişi içeride tiyatro oynanıyor dedi. İşte onları konuşacağız bugün. Kiminle? Tabii ki daimi konumuz Sayın Hüseyin Gülerci ile birlikte. Sayın Gülerci hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Akıncı. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Halimize şükür. Peki bu hafta aynı zamanda Gezi'nin de yıl dönümüydü. Onu da hatırlatalım. Birazdan Gezi'ye dair de çünkü konuşacaklarımız olacak. Dün gece de Londra'da bir terör saldırısı yaşandı. 6 kişi hayatını kaybetti. Yani terör maalesef her yerde. Bunu da söyledikten sonra bizlere Twitter'dan ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız şimdi altyazı da verecek. Ortak Akıl etiketiyle bizlere yazın. Hem helikopter kazası biliyorsunuz ki 13 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Önce bu helikopter kazasıyla başlayalım isteriz. Şırnak'ta acı haber geldi çünkü Sayın Gülerci. Evet. Maalesef. Yüksek gerilim hattına helikopter takıldı ve ardından da infilak etti. 13 şehidimiz var. Birazdan görüntüleri izleriz ama tabii herkesin aklına şu geldi. Neden biz sürekli böyle kazalar yaşıyoruz? Bu o helikopterin, Cougar tipi helikopterin 3. kazasıydı Türkiye'de. Daha önce Sikorsky kaza yapmıştı. Neden Türkiye'de bu tip şeyler yaşanıyor? Bunu birbirimize sorduk sürekli olarak. Önce ilk etapta nasıl değerlendirdiniz? Kazayı başka düşünenler de vardı. Ya acaba işte yüksek gerilim hattı değil de başka bir şey olabilir mi? Şeklinde. İlk aklınıza gelen ne oldu? İlk akla gelen tabii çok elim bir facia bu. İlk bakışta da bir kaza görülüyor. Kimisi elektrik hatlarına pilotları uyarıcı aparatlar takılıyor. Bunlardan neden yok dendi. Helikopterde işte 5-10 bin dolarlık bir parça olsaydı bunu fark ederdi dendi. Yani böyle 2009 yılından beri yapılmak istenen bir şey varmış mesela. Bir türlü bitmemiş o. İşte böyle ihmaller varsa tabii bu çok üzücü bir şey. Değil mi? Evet. Yani bunları yapmayanlar Allah korusun bir cinayete sebep olmak gibi bir manevi suçla da suçlanabilirler. Yani elinde imkan vardı, tedbir alabilirdin. Neden almadın? Bu insanlar hayatlarını kaybettiler. Tabii ilk dikkati çeken ilk defa bir helikopterin içerisinde generalinden as subayına kadar her rütbede insanın olması. Bir bayan jandarma albayının olması. Ki kahraman Türkiye'nin ilk ilçe evet. Jandarma komutanı. Yani bu kadar insanın şu da akla geliyor. Tedbir açısından aynı helikoptere bindirilmeleri doğru mu? Yani generalinden as subayına kadar her rütbede insan. Bunun başka bir yolu olabilir miydi? Başka bir açıdan da ben şöyle baktım. Yani son 2 senede 10 bin PKK'lı öldürülmüş. Evet. Saf dışı bırakılmış. Çok büyük bir rakam yani. Bu sürekli söylenmiyor tabii. Yani burada çok insanı öldürmüş olmanın sanki çetelesini tutuyormuşuz gibi bakılmıyor meseleye. Bakmıyoruz öyle yani. Ama 900 küsur da şehidimiz var. Tamam. 960 mı en son, 65 mi? Aslında bu bir savaş.
Yani biz Suriye'de yaptığımız hamlelerle de PKK ile sınırlarımızın içinde, sınırlarımızın ötesindeki mücadeleyle de aslında bir savaş veriyoruz. Yani her devre göre savaşın şekli değişiyor. Çanakkale'deki gibi işte düşman orduları karşınızda, Çanakkale Boğazı'nda gemileriyle öyle değil de yine göğüs göğüse çarpışma oluyor Mehmetçik PKK'lılarla. İnlerine giriliyor. Ben şöyle düşündüm, o ailelerin acılarını da göz önüne alarak bu verilen mücadeledeki isimsiz kahramanları şehit olunca isimlerini öğreniyoruz. Evet. Zahidoğan Aydın komutan, evet. Tümgeneral, yani, Kato Dağı'nda inanılmaz bir operasyon bizim yönetiyordu. Biz rahat edelim diye, huzur içinde yaşayalım diye hayatını feda eden, her gün hayatla ölüm arasında gidip gelen, şehitlikle gazilik arasında gidip gelen insanlar var şu anda cephelerde. Biz burada konuşuyoruz rahat rahat. Ama orada gerçekten hayatlarıyla, hayatları pahasına mücadele eden ve Türkiye'nin huzuru için, istikbali için, istikrarı için savaşan insanlar var. Gerçek kahramanlar onlar. Ben biraz da şöyle baktım. Son zamanlarda maalesef bunu Sayın Kılıçdaroğlu başlattı. Bu kontrollü darbe, 15 Temmuz darbe girişimine, evet, hükümetin kontrollü darbesi dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu saçma sapan iddiasını susturan bir şehadet örneği bu. Yani bak, burada bu insanlar generalinden astsubayına kadar, albayı, yarbayı, yüzbaşı, üsteğmeni hayatlarını ortaya koyuyorlar. FETÖ'nün yıprattığı, sarstığı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesini dimdik ayakta tutan bu insanlara sen bir bühtanda bulunuyorsun. Çünkü bakınız, geçen haftalarda aklıma gelmedi. Şu anda da kimse söylemiyor bunu. Ama bu hafta söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe dediği zaman bühtan altına aldığı, hedef gösterdiği asıl Genelkurmay karargahıdır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Çünkü hükümet kontrollü bir darbe yaptıysa bunu kimin eliyle yapmıştır? Genelkurmay'ın eliyle yapmıştır. Kontrollü bir darbe varsa karşıda da bir gücün olmuş olması lazım ki kontrol edebilsin. Hayır, kim kontrol etti bu kontrollü darbeyi? Onu TSK'nın etmesi lazım. Kılıçdaroğlu'nun, evet, mantığına göre. Hayır, yani Kılıçdaroğlu'nun mantığına göre değil. Ya çıplak gerçeğe göre Kılıçdaroğlu diyor ki 15 Temmuz darbe girişimi hükümetin kontrolünde olmuştur. Hükümet bunu bakanlarla mı kontrol etti? Karşı bir ordunun olması lazım. Birine talimat vermesi lazım. Kime talimat vermiş olmalı? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Kime? Genelkurmay Başkanı'na. Genelkurmay karargahına. Yani aslında Kılıçdaroğlu'nun asıl suçladığı Türk Silahlı Kuvvetleri. Bak, burası çok önemli. Kılıçdaroğlu, ben burada çok söyledim, ağzından çıkanı duymuyor. Bu çok kötü bir suçlamadır. 250 şehit var. 2000'den fazla yaralı gazimiz var. Hı hı. Böyle bir hadiseye 40 yıldan beri hazırlanmış FETÖ, abiler çıkıyor, mahrem imamlar çıkıyor, toplantılar yapılmış darbe için, helikopterlerle ateş edilmiş, savaş uçaklarıyla, polis özel harekat daire başkanlığında 53 şehit var. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi bombalanmış, bir bayan çalışanın başı çatıya fırlamış. Yani böyle sahneler varken diyor ki kontrollü darbe diyor. Sen kimi suçluyorsun? Genelkurmayı suçluyorsun. Kimi yıpratıyorsun? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratıyorsun. Kimsin sen? Ana Muhalefet Partisi liderisin. İktidar adayısın. Beklentisinde olan insansın. Sen nasıl böyle konuşursun ya? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu? Şurada bu insanlar, başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere, Genelkurmay Karargahı, FETÖ'nün yıprattığı üniformalı hainlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en büyük zararı verdiği bir dönemde silahlı kuvvetleri toparlamaya ve dıştan ve içten zor şartlarda, PKK saldırısı bir yandan, Suriye'de bir yandan, biz buradayız. Biz yine silahlı kuvvetleriyiz Türkiye'nin. Türk ordusuyuz diye çırpınan insanlara suçlamada bulunuyorsun. Kılıçdaroğlu
vebal altındadır. Kılıçdaroğlu böyle yapmakla FETÖ'ye yardım ve yataklık yapıyor. Bakın bilerek söylüyorum bunu. Hı hı. 15 Temmuz darbesine kontrollü darbe demek, Genelkurmay karargahının bu kontrollü darbede fiilen rol aldığını iddia etmek FETÖ'ye, Fethullahçı terör örgütüne yardım ve yataklıktır. Bunu bu kadar alenen, açıkça bunu ifade eden fazla kişi yok. FETÖ'ye alenen yardım ve yataklık diyorsunuz. Evet. Böyle demek suretiyle. Neden? Bir, FETÖ'yle yapılan mücadeleyi zaafa uğratıyor. FETÖ'yle mücadeleyi sulandırıyor. Başka taraflara çekiyor. Asıl suçluyu, FETÖ'yü perdeliyor. Onun yerine hedefe hükümeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni koyuyor. Böyle bir şey olmaz. Hakkı yok demiyorum. Böyle konuşamaz. Ve bu suçtur. Sen nasıl FETÖ'yü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratma pahasına bu şekilde savunursun? Yani asıl suçlu FETÖ değil, hükümet. Kılıçdaroğlu'nun dediği bu. Sonra Kılıçdaroğlu şunu da söyledi. Bu kontrollü darbenin ipini pazara çıkaracak belgelerim var dedi. Ya kaç gün geçti? Kaç gün geçti aradan? Varsa belgen koy ortaya arkadaş. Böyle silahlı kuvvetleri töhmet altında bırakamazsın. Bu tam silahlı kuvvetleri yıpratma faaliyetidir. Cephede savaşan insanlara diyorsunuz ki siz hükümetin talimatıyla bir kontrollü darbe yaptınız ve hükümetin muhaliflerini tasfiyesi için bir yol açtınız. Peki CHP'lilere buradan neyi amaçlıyor olabilir Sayın Gülerci? Ya baştan beri bakınız, Kılıçdaroğlu'nun, ben bu hafta Star gazetesinde yazdım, FETÖ'nün 5 hamlesinde hep FETÖ'nün yanında oldu. FETÖ'yü karşısına almadı Kılıçdaroğlu. FETÖ'nün 5 hamlesinde. Evet. Nedir bu 5 hamlesi? 7 Şubat 2012 MİT kriziyle başladı. Hı hı. Arkasından Gezi olayları geldi. Arkasından 17-25 Aralık geldi. Arkasından MİT tırlarının durdurulması hadisesi geldi. Arkasından yerel seçimler geldi. Bakın FETÖ'nün AK Parti'yi bitirme ve Sayın Erdoğan'ı siyaseten devre dışı bırakma, tasfiye etme hamleleri bunlar sırasıyla. Herkes bakın bir daha hatırlasın. 7 Şubat 2012 MİT krizinde Tayyip Bey başbakandı, onu almaya çalıştılar. Evet. Ondan sonra Gezi olayları geldi, hükümeti devirme, evi basıldı, konut basıldı. Şimdi Gezi olaylarını konuşacağız bugün enine boyuna. Ondan sonra 17-25 Aralık geldi, FETÖ'nün siyasi darbesi. Arkasından MİT tırlarının durdurulması, arkasından 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP ile FETÖ'nün işbirliği, birlikte çalışması, işbirliği. Şimdi bakın, bu 5 hadisede de Kılıçdaroğlu, CHP nerede? Hep FETÖ'nün yanında. FETÖ'nün yanında duruyor bu çizdiğiniz tabloya göre. Bütün bu hadiselerde FETÖ hükümeti yıpratmak için tertipledi, yaptı bu hamleleri. Hepsinde FETÖ ile beraber. Şimdi neden ayrı olsun ki? FETÖ'nün yaptığı bir darbe girişiminde de yine FETÖ'nün yanında. Yine hükümetin karşısında FETÖ'nün yanında. Bak, dün söyledi Cumhurbaşkanı artık MÜSİAD'ın iftarında değil mi? Ya ne hakkından, haktan, özgürlükten bahsediyorsun? Sen 15 Temmuz gecesi havaalanından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçmadın mı? Yani bak burayı konuşmadık biz, bu hava dağılmasın, birlik havası diye. Ama çok önemli bir soru. Hakikaten bu geziciler, değişik bir şey söylüyorum şimdi. Bu geziye destek verenler 15 Temmuz darbe gecesinde neredeydiler? Ne yaptılar acaba? O sokaklara fırlayan, ağaç için, çiçek için fırlayan, ki görünüşte öyleydi, geziciler fırladılar mı 15 Temmuz gecesi sokağa? Hiç görüntü var mı? Başta Kılıçdaroğlu. Nerede Kılıçdaroğlu? Bakırköy'de belediye, CHP'li belediye başkanının evinde. Bakmayın siz darbeye karşı daha sonra demokrasiyi savunan, böyle itidal çağrısı dil yapan, ucuyla da olsa bir çağrı yaptığı için arkasından da Yenikapı'da bir birlik beraberlik, ona da zorla gitti Kılıçdaroğlu. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Baştan gitmem dedi ya. Sonra kamuoyundan çok büyük tepki geldi. Nasıl gitmezsin? Herkes darbeye karşı değil mi? Burada darbeye karşı Cumhurbaşkanı'yla, Başbakanı'yla, MHP Genel Başkanı'yla bir
gösteri yapılıyor. Bir büyük milletçe tepki gösterilecek. 15 Temmuz'da millet ruhunun ayağa kalkmasının bir gösterisi yapılacak. Nasıl gelmezsin dediler. Kerhan geldi. İstemeye istemeye. Ayaklarıyla geldi. Gönlüyle gelmedi. Zaten 7 Ağustos'tan sonra da Eylül ayına doğru tamamen değişen bir CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Ne oldu? Artvin'de PKK'nın bir suikast teşebbüsü oldu. Gösteri miydi? Gerçekten korkutmak için mi yaptılar bilmiyoruz. Arkasından da Ankara'da Amerikan Büyükelçisi Bas'la görüştü. Bas'la neyse. Sonra şeyde Ankara'da Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bir ziyareti oldu bakınız Kılıçdaroğlu'nun. Hı hı. Ve orada bu bir darbedir, FETÖ darbesidir, Fethullah Gülen'in de iade edilmesi gerekir diye bir laf etti. İlk kez. İlk ve son. Evet. Bir daha ağzından FETÖ lafı, darbe lafı çıkmadı. Kontrollü darbe lafı çıktı. Ya şimdi böyle bir şey oluyor mu? Orada şehit polislerin sıcağı sıcağına oradaki yıkıntıyı, bombalanmada, savaş uçağıyla bombalandı bizim polislerimiz ya. Bunu gözlerince görünce bir an kendine geldi. Vicdanı bir şey söyletti ona. Arkasından iki olaydan sonra PKK'nın gözdağı, büyükelçi ne söyledi bilmiyoruz. FETÖ diyen, Fethullah Gülen iade edilsin diyen Kılıçdaroğlu gitti. 15 Temmuz hükümetin kontrollü darbe girişimidir. Ben de bunun ipliğini pazara çıkaracağım dedi. Çıkarın. Varsa ama böyle değil. En büyük dedikodu, bak öyle bir şey biliyorum ki bir açıklarsam. Bu en büyük dedikodudur. Sen ana muhalefet partisi genel başkanısın. Neden? Ya pazarlama mı yapıyorsun? Az sonra televizyonlarda bir haberi dikkat çekmek için. Varsa elinde belge söyle. Ama bak ne diyorum. Bugün ilk defa söylüyoruz. 15 Temmuz darbe girişimine hükümetin kontrollü darbesidir demek, FETÖ'nün yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırmak demektir. Şu andaki komuta kademesini töhmet altına almak demektir. Suçlamak demektir. Bunu yapamaz. Bir ana muhalefet partisi lideri böyle konuşamaz. Bu söylemden de vazgeçecek gibi gözükmüyor ama Sayın Kılıçdaroğlu. Benim dikkatimi çekti. Helikopter kazasından ondan buraya geldim. Bu kazadan sonra ağzına almaz oldu. İnşallah almaz bundan sonra ki İnşallah. Ben yine ısrarlıyım. Bu sözünün altında kalacak Kılıçdaroğlu. Bu sözünden kurtulamaz. Bu sözün altında ezilecek. Kılıçdaroğlu'nu bitiren bir iddiadır bu. Orada da şehitler var. En sonunda Sedat Ergin patladı ya Hürriyet gazetesinde. Evet. 2 Haziran dün değil önceki gün Hürriyet gazetesinde. İddianamede yer alan telsiz konuşmalarından, bunlar gibi daha pek çok alıntı aktarmak mümkün. MİT yerleşkesinden jandarmaya, emniyet binalarından başka kamu tesislerine ve bu arada yola giren polis araçlarına dönük vurun emirlerinin ne kadar soğukkanlılıkla verildiğini görüyoruz. Bu kadar yalın gerçekler varken diyor, kalkıp da darbenin kontrollü olduğunu söylemek, aradaki bu korkunç uçurumu görmezden gelmek tartışılacak bir şey değil diyor. Bu da yeni oluyor yani. Bu merkez medyada... Sedat Ergin ısrarla yazıyor. Merkez medyada Kılıçdaroğlu'na yeter ama ne kontrollü darbesi. Kardeşim görmüyor musun? Abileri daha askeri liseden beri bunları hazırlamışlar. Darbe gecesi darbenin karargahında Akıncı üstünde 5 tane sivil adam var. Rütbelileri, üniformalı adamların içerisinde bu siviller... Kemal Batmaz ne arıyor mesela orada? Evet. Bunu soran yok ama. Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Ya bak Kılıçdaroğlu bunu söylerken, kontrollü darbe iddiasını, safsatasını dile getirirken, bu mahkemelerdeki yargılanmalardaki itiraflardan, Hrant Dink cinayetindeki FETÖ'nün rolünün ortaya çıkmasından hiç bahsetmiyor. Ya bu yargılamaları görmüyor musunuz? Bir şey demeyecek misiniz yani? Bu mahrem imamlar çıktı binlerce. Hı hı. Bu mahrem imamlar hükümetin kontrolündeymiş de mi kontrollü darbe yapmışlar? Bu mahrem imamlar neyin nesi? Askerlerin arasında, üniformalıların arasında darbe üstünde gezen
bu siviller, bu Adil Öksüzler, bu Kemal Batmazlar, bunlar neyin nesi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Adil Öksüz için de biliyorsunuz başka bir şeyler söyledi. Hani MİT'in elemanı olduğu imasını yaptı. Bak, Kılıçdaroğlu'nun vazifesi, Fethullah Gülen'in Pensilvanya'dan daha ilk günde bu senaryo demesi, Alman istihbarat başkanının biz ikna olmadık demesi, Amerikalıların hala FBI'ın bunların yemeğine, iftarına gitmesiyle takındığı tavır, yanına bir de Kılıçdaroğlu'nun tavrını koyun. Bu fotoğrafta hepsi var. Hepsi aynı fotoğrafta var. Bak, Amerika, Avrupa Birliği, Kılıçdaroğlu, FETÖ. Bunların dördü de aynı fotoğrafta var. Yani niye bu fotoğrafın içinde CHP var? Niye CHP ayrı bir duruş sergilemiyor? Ya hiç olmazsa ya hükümetin eleştirisini yapacaksan ki bu olayda nesini yapacaksın? Hükümet mi yaptı bu darbeyi? Çok mu zor yani? Buz gibi bir darbe girişimi demek ya. Çok şimdi, mu zor? Şimdi öyle bir batağa saplandı ki Kılıçdaroğlu, CHP burada kıpırdadıkça, kımıldadıkça daha da batacaklar. Çünkü doğrudan şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini hükümetin emrinde bir kontrollü darbeyle kendi mensuplarının ve masum vatandaşların şehit olmasına sebep oldukları suçlamasını yapıyor Kılıçdaroğlu. Bu yenilir yutulur bir suçlama değildir. Bu kabul edilecek bir suçlama değildir. Onun için bence bu helikopterdeki generalinden az subayına kadar şehitler, bu döküm Kılıçdaroğlu'na bir önemli ikaz olabilir. Aklını başına topla. Burada PKK ile mücadele eden, şehit eden olan insanlar var. Ağzından şu lafı terk et. Kontrollü darbe deyip durma. İpliği pazara çıkan varsa şu anda sen kendinsin. Böyle bir ikaz var şu anda Kılıçdaroğlu'nun. Sayın Kılıçdaroğlu inşallah bu ikazı algılıyordur ve dinliyordur inşallah. Abi bu kadar açık söylüyoruz. Ben ülkenin hayrına, silahlı kuvvetlerin yıpratılmaması için konuşuyorum. Hep söylüyoruz, ordumuz bizim göz bebeğimiz. Bu göz bebeği çıkarmaya çalıştı FETÖ. Mahvetti. Ordunun neredeyse silahlı kuvvetlerin yarısı, yarıdan fazlası... Generallerin yarısından fazlası darbeye katıldı. Bu memleket, bu ülkeye yapılmış en büyük ihanet bu. Bu ihaneti görmeyip bunun faturasını hükümete çıkarmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır. Ama başka bir izah da şu sorunun cevabında var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin FETÖ'yle, Amerika'yla ve Avrupa Birliği'yle aynı fotoğraf karesinde ne işi var? Kılıçdaroğlu'nun burada ne işi var? Kılıçdaroğlu kimden yana? Evet. Bu sözler galiba çok tartışılacak çünkü Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye yardım ve yataklık ediyor dediniz. Önemli sözlerdi. İsterseniz helikopter kazasındaki şehitlerimizi bir izleyelim. Evet. Ardından çok kısa tekrar değinip artık Hulusi Akar'ın araştırma komisyonuna verdiği cevapları izleriz ama şehitlerimizi bir kere hatırlayalım. Ardından buradayız. Acı haber böyleydi. Bu arada Sayın Gülerce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe sözlerine vatandaşlardan da size dair destekler var. Ali Özfidan demiş ki ortak akıl etiketiyle hükümetle ilgili tapeleri CHP meclis grup toplantısında yayınlatan Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz telsiz konuşmalarını neden görmezden gelir demiş. Çok güzel. Sadece kontrollü darbe demesi mi demiş biri. Gezi olaylarını militanlarını kutsamadılar mı diye sormuş vatandaşlarda. Sicili kabarık, evet, Kılıçdaroğlu'nun. Diyorum ya, FETÖ'nün 5 tane hükümeti devirme, Sayın Erdoğan'ı siyaseten devre dışı bırakma hamlesinde, bu 5 hamlede de hep FETÖ'nün yanında durdu. Hükümetin karşısında oldu. Şimdi Sayın Genelkurmay Başkanı Akar'ın Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na gönderdiği 10 soruya verdiği cevaplar. Bir izleyelim isterseniz. Onunla ilgili hazırlanmış bir veteremiz var. İyi olur. Bir onu izleyelim. Ardından Hulusi Akar'ın çünkü orada verdiği cevaplar. Sayın Akar bir tartışmayı aslında bitiriyor. Tartışma şeyler vardı ve birazdan. Ve şeye de cevap vermiş oluyor. Kılıçdaroğlu'na da cevap vermiş oluyor. Evet. Peki bir izleyelim bakalım. Hazırsa arkadaşlar
Hulusi Akar darbe araştırmaları komisyonuna dair bir cevap metni gönderdi. Gönderdiği cevaplar çok tartışıldı, çok konuşuldu. Bir izleyelim, ardından bir de tartışacağız. Hulusi Akar'ın cevapları böyleydi. Darbe Araştırmaları Komisyonu raporuna gönderdiği cevap metni. Dediniz ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe sözünü de aslında çürüttü Hulusi Akar. Evet. Nasıl çürüttü Sayın Gülerci? Şimdi madde madde gideyim. Hı hı. Oraya gelince de orayı vurgulayalım nasıl çürüttüğünü. Şimdi 8 sayfalık cevabın 8 sayfası da burada elimizde yani. Şimdi benim dikkatimi çeken hususlar... Bu bir binbaşı MİT'e gidiyor. OK. Evet. Buna bu konuda Sayın Genelkurmay Başkanı'nın söylediği şu, doğrudan bir darbe ihbarı değil ama anlattıklarından ihbar edilen olayın daha büyük bir planın parçası olabileceği mütalaa ediliyor. Bu daha büyük bir plandan darbe mi yoksa çünkü darbe girişiminde gördüğümüz olaylar kimsenin tahmin ettiği olaylar değil. Onu da söylüyor Sayın Akar. Evet, Hulusi Akar onu da yani, söylemiş. Yani uçaklarla polisleri bombalayacaksın, Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombalayacaksın, meclisi bombalayacaksın, işte TRT'yi basacaksın. Yani daha böyle... Bu çapta değil de... Daha mikro bir saldırı bekliyorlarmış. Bunun daha altında bir planın parçası olabileceğini ve burada hemen Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi. Burası çok önemli. Yani ilk harekete geçirilecek yer asker içerisinde Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi. Ve orayı da denetlemeye zaten biri gidiyor. Ankara hava sahası ile birlikte tedbiren tüm Türkiye hava sahasında bulunan askeri helikopter ve uçakları kapsayacak şekilde havada bulunan askeri uçak ve helikopterlerin üste dönmesi yani kalkışlarına da izin verilmemesi direktifini verdim diyor. Ancak burada bu direktife rağmen uçmalar olmuş, efendim bombalamalar olmuş. Direktif dinlenmiyor. Zaten adamlar darbeye karar vermişler. Emir böyle... verdiğin kişiler FETÖ'cü zaten, evet, darbeci. Yani bu da bu emri yerine getirecek adamlar değil ki yani. Zaten on ok yaydan çıkmış, bir tanesi de öyle diyor yani. Ok yaydan çıkmıştı diyor. Hı hı. Evet. Şimdi bu ihbar diyor, en başından itibaren çok ciddi şekilde ele alınmış ve gerekli tedbirlerin tereddütsüz alınması ve icra edilmesi sağlanmıştır. Kanaatimce alınan bu tedbirlerden dolayıdır ki hainler paniğe kapılarak daha sonra sanık ifadelerinden de öğrendiğimize göre geç saatlerde yani saat 03'te yapmayı planladıkları işi öne almak suretiyle erkenden ifşa olmuşlar ve böylelikle darbe girişiminin akamete uğramasındaki önemli bir faktör gerçekleşmiştir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'na cevap bu. Yani kontrolünüz altında, hı-hı, silahlı kuvvetlerin kontrolü altında değil. Şimdi iki önemli nokta var. Bu darbe, hı-hı, şimdi anlaşılıyor ki 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 03'te yapılacak. Evet. Neden böyle bir 15 Temmuz tarihinde darbe girişimine karar vermişler? Onun da evveliyatı var. O da önümüzdeki Temmuz ayında başlıyor ya bu çalışmalar. Yüksek Askeri Şura. Yüksek Askeri Şura çalışmaları. Bunlar geniş çaptı. Zaten personeldeki, içerideki adamlar hepsi kendi adamları. 120 generalinin görevden alınacağı iddia ediliyordu. Şimdi bu çalışmadan haberdar oluyorlar. Diyorlar ki eğer 30 Ağustos'taki bu tasfiyeler yapılırsa bir daha bizim burada kontrolü elde tutmamız mümkün değil. Sözünüzü geçen bir de Savcı Okan Baton'un çalışması vardı biliyorsunuz, soruşturması. Evet. O da 16 Temmuz günü yapılacaktı. FETÖ'cü generallere dair bir soruşturma yürütüyordu İzmir merkezli. Evet, ana fikir olarak bunlar tasfiye edileceklerini öğrenince bir darbeye karar veriyorlar ve darbenin tarihini de 15 Temmuz 16 Temmuz'a bağlayan gece 03 olarak belirliyorlar. Evet. Şimdi Sayın Genelkurmay Başkanı'nın da söylediği gibi bir binbaşının MİT'e gitmesi, ondan MİT müsteşarının Genelkurmay'a gelmesi, görüşmeler yapması bunları panikletiyor.
Ve gece 3'te yapmalarını düşündükleri darbeyi öne çekmek zorunda kalıyorlar. 8.30'da başlıyor. Tabii şimdi bu bir telaş. Ellerini ayaklarına dolaştırıyor. Artı bunun devamında çok önemli gelişmeler var. Sayın Başbakan Yıldırım çıktı, bu FETÖ'cü bir darbe girişimidir dedi. Cumhurbaşkanını merak ediyordu herkes. Cumhurbaşkanı İstanbul'a geldi havaalanında. Ondan önce gelmeden önce CNN birkaç kanalda telefonda görüntülü çağrılar bulundu. Meydanlara gelin dedi, çıkın dedi. İstanbul'a da inince, kendisi de görününce, şimdi hani Bursa arkadaşlar şu Kerim Balcı'nın şaşkınlık şeyini. Arkadaşlar reji bizi duyuyor değil mi? YouTube'a. YouTube'da Kerim Balcı'nın şaşkınlığı Kerim Balcı. 15 Temmuz'la ilgili. Ya ne yapıyor Cumhurbaşkanı, böyle şey mi olur? Darbecilerle görüşsün bir kan akmasın falan diye, evet, değil mi? Evet, evet, yani evet. Bu adamlar bakın şaşkına uğruyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Bir kontrollü bir darbe hükümetin olsa Kerim Balcı, Fethullah Gülen adına şaşkınlık yaşar mı? O Fethullah Gülen'in şaşkınlığı. Yani en önemlisi de milletin sokağa çıkıp tankların üstüne oturması, önüne yatması. Kardeşim. Zaten Hulusi Akar da onu söylüyor. Yani oradaki o derdest ettiklerinde odadaki hava televizyondan görünce birdenbire başka bir havaya döndü diyor. Şimdi söylüyor. Yani kontrollü darbe diyen Kılıçdaroğlu'na doğrudan genelkurmay karargahını suçladığı için şu soruları da sormak lazım. Nasıl kontrol etmişler askerler bu darbeyi? Yani şehit sayısını 250'de bırakmayı, meclisin bombalanıp da devamının gelme işini, ya kime ne emir vermişler? Çünkü bunların hepsi telsiz dinlemeleri var, itiraflar var. Ya açık açık bu darbeyi FETÖ'nün Pensilvanya'dan kontrol ettiği sivil adamlar vasıtasıyla besbelli. Siz hala silahlı kuvvetleri suçluyorsunuz. Bak artık bugün önemli bir basamak daha atladık, yukarıya çıktık. Kontrollü darbe suçlaması hükümetten ziyade bu kontrolü yapma konumunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Karargahı'na yöneliktir. Şimdi FETÖ davalarına da bakıyoruz ki sanıklar sanki bu söylemlerden güç alırmışçasına bir tiyatro sahneliyorlar. Evet, ona yani bir sanki birbirle paslaşma var gibi. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu'nun 7. sorusu var Sayın Akar'a. FETÖ'nün en önemli hedeflerinden birisinin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu kamuoyunda sürekli gündemdeydi. Biz de burada Mustafa Yeşil'in bana söylediklerini söyledik. Abi, asıl kol silahlı kuvvetlerdir. Silahlı kuvvetleri ele geçirmek birinci hedeftir. Bu diyalog faaliyetleri, eğitim, yurtlar, şunlar, bunlar, gazete, mazete, avant toplantıları bu kolu korumak içindir. Yani dikkatleri başka tarafa çekmek için Türkçe olimpiyatları, avant toplantıları, yurtlar falan yapıyor. Ama asıl hedefi, şimdi biz bunu burada 2 sene önce söyledik mesela. 2 seneyi buluyor. 15 Temmuz'dan 4-5 önce de biz bunu burada çok bir daha söyledik. Yani kamuoyunda sürekli gündemdeydi diyor. Şimdi soru şu. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmasının, fark edilemeyişinin sebebi kanaatinizce nedir? Çok önemli soru bu. Ya bugün herkes, hani şimdi biz o dönemde mesela Hizmet Hareketi diye yazılar yazdık. Yazılarımızda öyle biliyorduk. İhaneti daha görmedik ki. Şimdi Allah rahmet eylesin Yeni Akit Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni arkadaşım benim Kadir zaten. Demirel. Kadir Demirel. Damadı tarafından bıçaklandı. Eşini de yaraladı. Eşi şimdi bir şey söyledi. Dedi ki, zenginleşince çok değişti dedi Kadir dedi. Bizim bakın burada defalarca anlatmaya çalıştığımız şey, işte belediye başkanlarını, başta Sayın Erdoğan'ın başbakanlığı dönemini, hükümet üyelerini, hep FETÖ'ye zamanında yardım ettiniz, kol kolaydınız, asıl kabahatli sizsiniz diye CHP'liler suçluyorlar değil mi? Evet. Şimdi orada çok önemli bir söz var. Biz o zaman hizmet hareketi diye, diyalog diye, eğitim diye destek verdiğimizde ihanet ortada yoktu ki. İhaneti görünce biz bunlarla mücadeleye başladık. Evet. Hükümetler, hükümettekiler, Tayyip Bey, belediye başkanları.
Ama ihanet ortaya çıktıktan sonra CHP desteklemeye devam etti. Sahip çıktı. Aradaki fark bu. İhanete rağmen CHP'nin FETÖ desteği var. Bizler ise ihaneti görünce tavrımızı koyduk, mücadele ediyoruz. Şimdi kadıncağız diyor ki, zenginleşince parayı görünce değişti diyor. Değiştiği için cinayet işledi. FETÖ de değiştiği için darbeye teşebbüs etti. 250 şehidimiz var, 2000'den fazla yaralımız var. Değişti. FETÖ'yü para değiştirmedi. FETÖ'yü de güç değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Adam silahlı kuvvetlerde, bakanlıklarda, bürokraside, emniyette, yargıda, hakim ve savcılarda, yüksek yargıda, SYK'da ele geçirince öyle bir güç var ki insanlar sıraya giriyor Pensilvanya'ya gitmek için. Türkiye'nin en büyük zenginleri orada. Siyasetçileri orada. Şimdi böyle bir güç kendisine vehmedince düğmeye basıyor. Ne zaman basıyor? 7 Şubat 2012'de. MİT müsteşarı üzerinden Başbakan Erdoğan'a ulaşmaya çalışıyor. Onu tutuklamaya kalkıyor. 17-25 Aralık'ta oğlu üzerinden hükümet darbesi yapmaya kalkıyor. Şimdi ihanet ortaya çıktı. Güç değiştirdi, hain yaptı, katil yaptı Fethullah Gülen'i. Ve bizler de tavır koyuyoruz ihanete. Yani kayınpederini öldürdükten sonra da o damada sahip mi çıkılsa? Çıkılır mı? Çıkılmaz. 15 Temmuz'daki bu cinayetlerden, ihanetlerden sonra Fethullah Gülen'e sahip çıkılır mı? Çıkılmaz. Çıkanlar var ama. Kim çıkıyor? Kılıçdaroğlu başta. Ha, onun için ikisini karıştırmamak lazım. İhaneti görmeden bilemedik. Hain olduğunu. Şimdi bu açıdan, bu konuşmalarım üzerine Genelkurmay Başkanımızın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmasının fark edilemeyişinin sebebi kanaatinizce nedir sorusuna cevabını tümüyle okuyacağım. Tabii, buyurun. FETÖ paralel devlet yapılanmasının tarafımızdan fark edilmemesi söz konusu değildir. Burası çok önemli. Hmm. Fark ettik diyor. Şimdi daha da meraklanıyor insan. Fark ettinizse o zaman ne oldu? Ne oldu? Tabii ki fark edilmiş ve hatta en üst seviyede risk olarak tanımlanmıştır. FETÖ silahlı kuvvetlerde en üst seviyede risk olarak tanımlanmış. Bu kapsamda alınan tedbirler 5. sorunuza verdiğimiz cevapta var diyor. Orada da ne olmuş? Ciddi, titiz çalışmalar yapılmıştır deniyor. Evet, devam ediyoruz. Peki de işte yaşa doğru giden adımlar da onlar. Ayrıca yakın geçmişe kadar bu yapılanma FETÖ ve dini motifli hareketin tüm kamuoyunca malum olduğu bir gerçektir. Bu yapılanmanın devletin sivil, asker, polis tüm kurumlarına uzunca bir süredir yavaş ve sistematik bir şekilde kendisini gizlemek suretiyle sızarak işi bir darbe ile seçilmiş hükümeti devirmeye en önemli yere geliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Türkiye'yi kontrol altına alma noktasına getirmeye cüret etmesi, dikkat, devletin diğer kurumları da dahil pek çok kimsenin beklemediği bir durumdur. İşte işin bam teli burası. Şimdi bunu ben Fethullah Gülen'i yakından tanıdığım için anlayabiliyorum. Ama bazıları silahlı kuvvetleri ve hükümeti yıpratmak için burayı kabul etmek istemiyorlar. Nasıl olur da beklemediğiniz bir durum olur? Kendilerini bu kadar gizlemiş olurlar. Ben diyorum ki bakınız, dünya tarihinde, şimdi casuslar kendilerini gizlerler değil mi? 3 kişidir, 5 kişidir, 50 kişidir, 100 kişidir. Hı hı. Dünya tarihinde kendisini bu derece gizlemiş, bu kadar genişlemesine ve derinlemesine başka bir yapı yok diyorum dünya tarihinde. Genişlemesine. Ya bir bölgede çalışan adam bile Yalova'da mesela şeylerle ilgileniyor. Savcılarla, hakimlerle, emniyetteki insanlarla kendisini devletten gizliyor. Buradaki zaaf aslında en alttaki insanlarda. Bak, üsttekilerde değil. Şunu söyleyeyim, ben bu ekranda çok verdiğim bir örneği hatırlatacağım.
Şimdi gizli dinlemelerde yukarıdaki, en tepedeki Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Türkiye'deki emniyetin bir numaralısına, imamına yani bir talimat veriyor. Falanları dinleyin deniyor. Bu dinlemelerin listesi de Pensilvanya'ya gidiyor. Kimi dinleyelim, kimi dinlemeyelim diye, burası çok önemli, teker teker Fethullah Gülen'e soruluyor. Dinleyin, dinlemeyin diye söylüyor. O kimi dinleyin de, diyorsa onları dinliyorlar. Şimdi bu talimat bir numaralı imama, Türkiye'deki emniyet imamına geldi. O da diyelim ki bu işi yapacak İstanbul Emniyetindeki veya Ankara Emniyetindeki kişilere söyledi bunu. Şimdi bu amirler, genel müdür, emniyet müdür yardımcısı olabilir, başkomiser olabilir. Neticede bu dinlemeyi yapacak polislere söylüyorlar bunları, değil mi? Ya bizzat dinlemeyi kendisi yapmıyor. Evet. Bu işin başındaki ki C4 şubesi diye bir şube kurulmuş mesela. Grant Nick'le de ilgili. Ve özel bir şey. Yani şeyden de yalıtılmış, emniyetin hiyerarşisinden de, resmi hiyerarşisinden de gizlenmiş bir birim yapıyor bunları. Şimdi lafı şuraya getireceğim. Dinlemeyi yapan polise, komisere neyse en alttaki şahsa geliyoruz. Dinliyor. Ne verilmiş? Diyelim ki safın teki. Mesela beni nereden dinletmişler? Organize. Organize suç örgütü üyesinden. Dinliyor. Hüseyin Gülerci adı geçiyor. Veya dinliyor. Rahmi Koç'un adı geçiyor. Dinliyor. Aydın Doğan'ın adı geçiyor. Dinliyor. Bakanın adı geçiyor. Şimdi normalde hayatın normal akışı içerisinde bir memur, bir suç örgütü üyesini, bir PKK'lıyı, DHKPC'liyi dinliyorum diye vazifelendirilmişken telefon dinlemesinde bakanın adı geçince bir irkilmez bunu, mi bir şey yapmaz mı? Bir irkilmez mi? Bunu değil bir mi? Yerlere söylemeye ihtiyacını duymaz mı? Duyar. Diyelim ki amirlerine söyledi. Dedi ki amiri, FETÖ'cü o da, sen işine bak dedi. Ya dedi ki ya bu olacak bir şey değil, ben kaymakama gideyim söyleyeyim bunu. Valiye söyleyeyim. Bir milletvekiline söyleyeyim, değil mi? Bak, on binlerce değil, yüz binlerce dinleme var. Ben şimdi en önemli yerin altını çiziyorum. Yüz binlerce dinleme var. Bu dinlemeyi yapan yüzlerce polis memuru var, emniyetçi var. Hiçbirinden sızma olmamış. İşte dünya tarihinde görülmemiş olay budur. Bu kadar yaygın bir şey gizlenebiliyor. Bu nasıl oluyor? İşte o dinlemeleri yapan polisler tıpkı talimatı veren rütbeli emniyetçiler gibi tamamen elene elene, elene elene Fethullah Gülen'e puta tapar gibi tapan adam. Onlar var ya... Ve yakın akrabalardan seçilmiş. Kısım akraba çok önemli. Onu da burada söyledik. Onu da bana bir arkadaş geldi Yalova'yı anlattı. Mesela o da emniyet istihbaratta çalışmış. Sonra tasfiye etmişler. Bir yerde eleştirisini görmüşler. Hiç eleştiri yapmayan. Tamamen zombi. Beynine çift takılmış. Şartsız. Oradan ne emir geliyorsa onu yapan adamlar. İşte bunun örneği yok. Yani Hulusi Akar'ın da bunu anlamamasına diyeceksiniz. Ha, şöyle bir şey var mesela. 2 sene önce Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri imamı olduğu şeyde kayda geçmiş. Bir itirafçının söylemesiyle. İşleme konulmuş mu? Konulmamış. Şimdi ona da şaşırmıyorsun. Neden? Onu da işleme koyacak adam FETÖ'cü. Yani köye giriyorsunuz, bütün köpekler üstünüze saldırıyor. Yerden bir taş alacaksınız, bütün taşlarda buz tutmuş. Bütün köpekler serbest, bütün taşlar bağlı. Yukarıya bunu aktaracak adam yok. Evet. Belki 1-2 tane sızıntı olmuştu ona da, ya bunlar alnı secdeli adamlar, bunlarla uğraşmayın denmiş olabilir. Mesela binbaşı OK, MİT'e gelen binbaşı OK eskiden FETÖ'ye çok yakın biriymiş. Yani ama 2012'de, 2013'ten sonra, 17-25'ten sonra özellikle şimdi, işte söylenenlerle birlikte kopmuş. En önemli yeri konuşuyoruz. Reklama gidelim mi en önemli yeri konuşmadan önce? İşte en önemli yeri söyleyeyim. Hı. Öyle gidelim. Peki. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı diyor ki, devletin diğer kurumları da dahil olmak üzere 15 Temmuz darbe girişimi kimsenin beklediği bir durum değildi. Neden değildi?
Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki. Birazdan reklam aramız var. Şöyle 5-6 dakika hem çaylarınızı tazeleyin diyeceğim ama bugün Ramazan ayı. oruçlar tutuluyor. O yüzden bunu söylemiyoruz. Klasik pazar kahvaltısı dil programıydı. Suçmesi dil suçmesi diyelim. 5-6 dakikadan sonra, aradan sonra burada olacağız. Ortak Akıl devam ediyor. İlk bölümde Hulusi Akar'ın Darbe Araştırmaları Komisyonu raporuna dair cevap metnini konuşuyorduk. Tam da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe söylemlerini Hulusi Akar'ın nasıl boşa çıkardığını burada tartışıyorduk. Sayın Gülerce orada kalmıştık. Hulusi Akar'ın cevaplarında nasıl kontrollü darbe söylemlerini boşa çıkardı? Bu onu izah etti. Hı hı. Yani bizim söylediğimiz şeyi tekrarlıyor. Cumhurbaşkanının konuşması, başbakanın konuşması, havaalanına inmesi, ondan sonra halkın meydanlara çıkması, bunlar önledi. Telaşlandılar. Gece 3'te olsaydı belki yine önlenebilirdi ama daha kanlı olabilirdi. Çatışmalı olabilirdi. Muvaffak da olabilirlerdi. Hatta, mesela o çok tartışılıyor. Biz bu hafta da onu tartıştık. Ne var nokta? Gece 3'te olsaydı başarılı olma ihtimali sizce neydi? Tabii bilemeyiz olaylar nasıl gelişecekti ama çok kişi uyuduğu için televizyonlardan o haberler izlenemeyecek. Belki insanlar cep telefonu var şimdi. Yani birbirlerini yine haberdar ederlerdi. Yani bu toplumsal bir karşılığı olmayınca belki de olma ihtimali çok azdı. Yine azdı. Ve belki de zor bastırılabilirdi. Şimdi tartışma şu. Nasıl olur da 40 yıl boyunca silahlı kuvvetler içerisinde varlığından da haberdar olduğu Genelkurmay Başkanı'nın haberdardık diyor yani. Biliyorduk bunları diyor. Bir şey yapılamamış. Hı hı. Ben de diyorum ki mesela Sabah gazetesinde Rasim Ozan Kütahyalı darbeden 3 ay önce Nisan ayında F-16 pilotlarının yarıdan fazlasının FETÖ'cü olduğunu yazdı. Hatırladığım kadarıyla da ifadesi de alındı. Az daha da tutuklanacaktı yani. Ankara'ya gitti, az daha tutuklanıyordu. Şimdi haber kaynakları sağlam Rasim Ozan Kütahyalı gibi bir kalemin yazdığında bile sanki o kabahatliymiş gibi bir muamele yapılması. Belki bir tedbir, ürkütmeyelim onları FETÖ'cüleri diye olabilir ama 3 ay çok önemli bir süre yani. Rasim Ozan'ı sorguya alan kişi şu an kaçak. Değil mi? Evet, şu an kaçak. Şimdi ben şunu Genelkurmay karargahını, Genelkurmay Başkanı'nı savunmak için söylemiyorum. İnsanlara bunu anlatmak çok zor. Cumhurbaşkanı'nın 6 yaverinden 5'i FETÖ'cü çıktı ya. Baş yaveri FETÖ'cü çıktı. Şimdi Tayyip Bey ki bu konuda en önde gidiyor. Bayraktarlığını yapıyor FETÖ ile mücadelenin. Ne kadar dikkatlidir değil mi etrafında? Fakat neye dikkat edebilir Cumhurbaşkanı olarak? Bu insanları yakından tanımıyor ki. Bu insanları kim tanır? Döner der ki Genelkurmay Başkanı'na, ya bu insanları tavsiye ediyorsunuz bana yaver olarak ama iyice baktınız mı? Genelkurmay Başkanı da bilemez onları. Döner onlarla çalışan komutanlara, ya bak bunları Cumhurbaşkanımıza yaver olarak veriyoruz. Siz bunları iyi tetkik ettiniz mi? Tahkik ettiniz mi? Ettik derler. Ama onların FETÖ'cü olduğunu bilemezler. Bulamazlar. Çünkü içki ise içki. Diğer yaşam tarzıysa, yani mütedeyyin insanların dışındaki insanların yaşam tarzıysa o. Her türlü kendisini kamufle etme işi var. Burada söyledim. Tembih ediliyor adama. Diyor ki şarap geldiğinde tuz at, dinen mahsuru yok diyor. Fethullah Gülen bunları zombi haline getirdiği için, kendisine taptırdığı için dinin helal dediklerini harama, haram dediklerini helale çevirmiş. Haramları helale çevirmiş. Yeminle yalan söyleyen, söyleten bir adam. Kendine dair yeni bir din oluşturmuş. Böyle bir tip, böyle bir karakter yok çünkü yani. İnsanlar, Müslümanlar birbirlerine hüsnü zanla bakarlar. Onun için Müslümanı ikna etmek, aldatmak çok kolaydır. Ya eşler birbirlerine inanırlar hemen yani. Bir sorgulama içinde olmazlar. Şimdi ikisi çocukluk arkadaşı, hep bu örneği veriyorum. Büyüyorlar. Aynı okullarda okuyorlar veya işte iş hayatına atıldığında geliyorlar, ortak oluyorlar. Bir tanesi parayı buluyor, hayat tarzını değiştiriyor, ortağını batırıyor.
Şimdi o batan insana, ihanete uğrayan insana ya sen bunu nasıl fark etmedin diye sorulamaz ki. Nasıl fark edecek? İlkokuldan beri arkadaşı hiçbir yamuğunu görmemiş. Ama adam para sahibi, güç sahibi olunca değişmiş. FETÖ güç sahibi olunca değişmiş ama bu gücü elde etmek için de 40 sene çalışmış. Gizliden gizliye çalışmış. Muharrem İmamlar'dan bahsediyor. Bir tek Fethullah Gülen'den talimat alıyor. Onun komutanı karargâhta onun FETÖ'cü olduğunu nereden bilecek? Bir de bunlar yüksek puanlarla buraya sevk edildiği için daha dershanelerden özel evlere alınıyorlar. Özel yetiştiriyorlar. Çok zeki bunlar. Bakınız çok zeki. Özel yetiştirilip sınav soruları da veriliyor. Darbe Araştırmalı Komisyon raporunda sizin bu sözleriniz de var. Sizin anlattıklarınızda. Evet. Bunu da raporun içine almışlar. Tam bu anlattıklarınız var. Çok zekiler arasından seçiliyor. Evet. Bunlar sonra terfi ettiriliyor kullanarak, korunarak. Ve o esnada da hep birbirlerini koruyorlar. Bunların sicri amirleri de FETÖ'cü. Yani teskiye edenler, tavsiye edenler, bir üst komutana tavsiye eden, efendim gerçek bir asker, gerçek bir komutan, tam bizim aradığımız asker, çok dürüst çocuk, çok mert, bütün vasıflarını sayıyorlar. Ondan iyi. Bir de bunları mesela NATO'ya sık sık Amerika'ya gönderiyorlar, puanlarını yükseltiyorlar. Yani sen de komutanı olsan adamın hiçbir şeyini bulamıyorsun. Tamam, bunlarla ilgili binlerce ihbar gelmiştir. Sensin komutanları, geldi, FETÖ'cü deniyor. Yahu bu çocuklar da tertemiz çocuklar. Bunlarla ilgili ne kadar çok böyle yalan yanlış iftira atıyorlar dersin kardeşim. Çünkü sen onunla beraber çalışıyorsun. Kontrol de etmişindir. Evine baskına da gitmişindir. Rakı sofrası orada kurulmuş. Ya bir de buna FETÖ'cü diyorlar dersin. Dünya tarihinde kendisini böylesine gizleyebilmiş başka bir yapı yok. Bulamazlar. Hiç kimsenin tahayyül etme diyor Genelkurmay Başkanı. Evet kimse bunların tanklarla bizim masum insanlarımızı ezeceğini tahmin etmedi. Edemezdi. F-16 savaş uçağıyla polis özel harekat merkezini, daire başkanlığını bombalayıp 53 polisimizi düşünebiliyor musunuz? Türk subayı, Türk polisini bombalıyor. Bunu kim tahayyül edebilir? Kimse edemez. Karşımızda öyle bir yapı, öyle bir karaktersiz insanlar var, insanlar topluluğu var ki bunları sizin tahmin etmeniz mümkün değil. Bunlara böyle sıradan darbeci demek de doğru değil. Bu Türk milletinin ta Orta Asya'dan beri görmediği bir ihanet. Kendi evlatlarımızı aldılar, kendi devletimize ihanet eden alçaklar halde getirdiler. 3 kişi, 5 kişi olsa tarihte örneği çok mu yani? Bir de bu darbeye FETÖ'cüler bu işin göbeğinde sadece onlar değil, başkaları da katıldı. İşte İsmail Hakkı Pekin'in çok güzel bir sözü var. Yelkenciler diye tabir edilen beklediler. Kim kazanacak? Kim kazanmayacak? Şimdi bak. Aportta bekleyenler var. Ben ona bir şey demem de onlar vardır. Fakat %95 bunlar bakın. Ağırlı bunlar. Ya bunlar her şeyi planlamışlar. İşte Kemal Batmaz, Adil Eksüz. İçeride. Darbeden 3 gün önce Amerika'dan dönüyorlar. 10 gün önce Çukur Ambar'da bütün darbe planlarını bir daha gözden geçirmişler. Toplantı yapmışlar. Karargâhta selam veriliyor. Asker selamı veriliyor Kemal Batmaz. Şimdi fırsatımız olursa üzerine duralım da. Bu hafta içerisinde benim de hacı arkadaşım Ahmet Er ağabey vefat etti. Onunla ilgili bir şeyler de söylemek Ahmet, istiyorum. Ahmet evet. Allah'tan rahmet dileyelim. Evet. Onun cenaze görüntüleri de vardı arkadaşlar. Ekrana onu da bir yandan yansıtabilirler. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan vefasından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü 1044 gün sonra AK Parti grup toplantısında salı günü, geçtiğimiz salı konuşma yaptı. Ve dün vefat eden dedi, pazartesi günü vefat etmişti 29 Mayıs'ta. Merhum Alparslan Türkeş'in yakın çalışma arkadaşlarından gönül insanı Ahmet Er'e Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölümü sevgiliye kavuşmak olarak görenlerden olan merhumu bir kez daha rahmetle yad ediyorum dedi. Ahmet Er abiyle biz tevafuk 1992'de Haç'ta aynı gruba düştük. Onlar İzmir'den bir grup geldiler. Kendisi Akhisar'ın Sünetçiler köyünde oturuyor, ikamet ediyordu. Oraya da defnedildi zaten. Kendisini çok seven insanlardan cenazeye katılanlar olması da beni de ziyadesiyle memnun etti. Orada aynı kafilede birleştik. Biz Yalova'dan giden
iki arkadaştık. Yani 1992'de Mekke'de 20 gün Ahmet abiyle bir odada 10-12 kişi beraber yattık kalktık. Tabii ben onun Milli Birlik Komitesi, 27 Mayıs darbesini yapan Milli Birlik Komitesi üyelerinden o dönemde jandarma yüzbaşı olduğunu öğrenince onu çok konuşturmak istedim. Fırsat da buldum yani. O da eşiyle birlikte gelmişti. Şunu söyleyeyim hemen. Eşiyle ikisi çok nadir görülecek. Böyle bize düşmez yani. Veli zatların hayatları gibi bir hayatları vardı. Ve ilk sorunuz şu oluyor tabii. Ya Ahmet abi gibi bir insan. Nasıl? 27 Mayıs darbesinde ne işi var? Ben de şimdi az önce bunu sordum ya size reklam evet. arasında. Evet. Şimdi Ahmet abiyi tanıdıktan sonra bir defa ya herkes olabilir. Ahmet Er o 27 Mayıs darbesinin içinde olmaz, olamaz dersiniz yani. Fakat Türkiye'de darbe gerçeğini anlama noktasında da Ahmet Er abinin hal diliyle ve hatıralarıyla anlattığı çok şey var. Şimdi şunu söyledi mesela temelde. Biz darbe yapmadık, bize darbe yaptırdılar dedi. Çok önemli sözlerinden birisi. Çünkü o dönemde malum medya nasıl 28 Şubatlarda efendim gezi olaylarında bir rol üstlenmişse dönemin hükümetlerine karşı o gün de rahmetli Menderes'e karşı, Demokrat Parti'ye karşı öyle bir hava ki ve onu kim devirebilir? Halkın desteği devam ediyor. Devirse devirse asker içindeki cuntalar devirebilir. Her yerde şimdi, cunta var o tarihlerde. Öyle doldurmuşlar ki şimdi silahlı kuvvetler içerisindeki bu insanları. Zaten bunlar da yetiştirilirken siz bakmayın sivillere. Asıl vatanın sahibi sizsiniz. Bunlar bir şeyden anlamaz mantığıyla yetiştirilmişler. Dolayısıyla Ahmet abi jandarma adına, jandarma yüzbaşı olarak o işte var jandarma adına. Demek ki ateşin bir insanmış yani. Milliyetçi, vatansever. Fakat İslam'la tanışması darbelerden sonra. Daha sonra. Rahmetli Türkeş'le beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde var. Genel Başkan Yardımcısı. Daha sonra, daha da önemlisi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla ki onların manevi büyüğüydü. Ülkücü camianın. Halen de öyle. Kendisini Allah yolunda koşturmaya adamış bir insan olarak karşımıza çıkıyor Ahmet abi. Ben onun o güzel döneminde onunla beraber haç yaptım. Onunla haç arkadaşı oldum. Bana söylediği önemli sözlerden ikincisi de şuydu. Birincisi biz darbe yapmadık, bize darbe yaptırdılar. İkincisi de ya Hüseyinciğim dedi. Biz darbeyi yapınca yani bu işin kontrolü bizde zannediyorduk. Yani biz yaptık, işte biziz yani. Fakat dedi iş hükümeti kurmaya gelince bir de baktık ki bize tavsiye edilen bakanlığa getirdiğimiz insanların çoğu mason çıktı dedi. Şimdi bak bir üste, şimdi üst takılıyoruz ya işte orada da var. En üstte başka bir şey var. Bunlara darbeyi yaptırmışlar. Vazifeleri bitti, hükümeti devirmişler. Şimdi yeni bir yapı kurulacak. Arkasından da 27 Mayıs Anayasası geliyor bakınız. Evet. Tam darbecilerin 62 Anayasası. Ve Menderes'i de astırıyorlar askerleri ki hiç tasvip etmedi rahmetli Ahmet abi. Ben şunu gördüm yani. Hem bir darbecinin bir dramı var Ahmet abinin hayatında. Hem de darbecilikten çıkıp da böyle büyük bir camianın, ülkücü camianın manevi bir büyüğü olması, işte veli bir zat gibi görülmesi, çok sade bir hayatının olması Sünnetçiler Köyü'nde. Ben Allah rahmet eylesin, Yalova'dan Turan Koçal abiyle ziyaretine gittim birkaç defa. Çok hoş da sohbet oluyordu evinde. Çok da seviniyordu bizler gidince. Çünkü Turan abi de MHP'den onun çok yakın arkadaşıydı. Hı hı. Ben de haç arkadaşıydım. Allah gani gani rahmet eylesin. Başta eşine çok mübarek bir hanımefendi. Çocuklarına, torunlarına, hepsine başsağlığı diliyorum. Sabri Cemil niyaz ediyorum. Güzel bir insandı. Güzel hizmetleri de oldu. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Peki.
Allah rahmet eylesin diyelim. Bir son dakika gelişmesini verelim. Başbakan Binali Yıldırım şimdi bazı açıklamalarda bulunmuş. Rakka operasyonunun başladığını açıklamış. Yani Yıldırım 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece daha önce planlanan Rakka operasyonunun başlatıldığını bildirerek bu konuda ABD'nin gerekli bilgilendirmeyi operasyon öncesinde yaptığını belirtmiş. Bu son dakika gelişmesini verelim. Operasyonu yapan Amerika mı? Amerika operasyonu yapan YPG ile birlikte yapıyor. Amerika bizi bilgilendirmiş. Bizi bilgilendirmiş. Evet. 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece bizi bilgilendirmişler bu konuda. Rakka operasyonunun başladığına dair. Bedelli askerlikle ilgili bir son dakika gelişmesi yine Başbakan Binali Yıldırım açıklamış. Böyle bir konu gündemde yok demiş. Büyük Birlik Partisi'nin böyle bir talebi olmuştu. Kabine değişikliği içinde kabine değişikliği konuşulmaz. Bir gün bakarsınız değişmiş demiş. Ve helikopterde engel tanıma sistemi bununla ilgili bir açıklama yapmış. Milli Savunma Bakanı'na gerekirse doğrudan temin suretiyle bu işi hemen halledin dedim. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları son dakika hemen şimdi ajanslara düşen açıklamaları. Rakka operasyonu başladı. Demek ki Amerika'da bu konuda Türkiye'yi bilgilendirmiş. Sayın Gülerci isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ 3 maymunu oynuyor dediği sözler var. Onları bir izleyelim mi? Ondan önce da ben bu Gezi Parkı çok önemliydi. Gezi Parkı olaylarının 4. yıl dönümü. Evet, evet. Yani daha yarım saatimiz olduğu için isterseniz onu verip sonra onu konuşalım. Onu dedim en sona bırakalım. Peki, tamam. Hem hani konuların belki de bugün en önemlisi. Yalnız burada Rakka operasyonu ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın 38. Muhtarlar Toplantısı'nda hem de iftardı. Yaptığı konuşmadan bir iki şey söyleyeyim. Amacın Türkiye'yi parçalamak olduğu çok açık dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın PKK'ya yardımlarından dolayı. Hı hı. Biri açıkça himaye ediyor Avrupa'da. Amerika'da gözümüzün içine baka baka Rakka operasyonunda benim partnerim deyip PKK'nın Suriye'deki kolunu YPG'yi silahlandırdı ve bakınız. NATO içindeki müttefiki Türkiye ile birlikte hareket etmiyor. Türkiye'nin düşmanı bölücü terör örgütüyle birlikte hareket ediyor Amerika. Bu NATO'nun nesi yani? Bu sözün, bittiği yerdir. Burada söz bitmiştir. Evet. Bizim NATO'da müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de bizim can düşmanımızla birlikte operasyon yapıyor. Bizi operasyon dışında tutuyor. Bunun iki izahı var. Bir, Amerika, İsrail'in menfaatine Suriye'de bir PKK devleti kurulması için hamlesini devam ettiriyor. İki, yeni bölgede oluşacak yapıyla ilgili olarak Türkiye'yi denklem dışında tutmak istiyorlar. Şimdi Amerika kimden yana? Besbelli. Amerika Türkiye'den yana değil. Amerika bunu neden yapıyor? Türkiye'yi neden parçalamak istiyor? Burada Amerika'nın milli menfaatleri olamaz. Amerikan milli menfaatleriyle bağdaşmaz. Sen PKK'yı 80 milyonluk Türkiye'ye tercih ediyorsun. Az sonra gider ileride başını kayalara vurursun, duvara toslarsın. Ve göreceksiniz bakınız. Amerika bunun bedelini, Türkiye'yi satmanın bedelini, Türkiye'ye düşmanlık yapmanın bedelini bir şekilde ödeyecek. Elini ayağına dolaştıracak bu meseleyi. Tarihte bunun örneği çok. Ama bizim Türkiye ile Amerikan ilişkilerinde artık Amerika'ya bir dost gibi, bir müttefik gibi bakma ihtimalimiz kalmamıştır. Amerika bize müttefik görünüyor, müttefik değil. Müttefik görünüyor ama Türkiye'nin aleyhine olan işlerin fiilen içerisinde bulunuyor. Evet. O zaman Türkiye'de buna göre tavır alacaktır diye düşünüyoruz. Peki Gezi olaylarının yıl dönümüydü Sayın Gülerce. Evet. 31 Mayıs'ı, 30-31 Mayıs biliyorsunuz. Ama Gezi olaylarında siz de az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün arkasında bulunduğu 5 olayı sayarken Gezi olaylarını da saydınız bunun içinde. Evet. Şimdi arkadaşlar orada çadır yakma görüntülerini de ekrana getirecekler. Gezi olaylarının üzerinden işte 2013'tü 4 sene geçti. Bu 4 senede nasıl bir mesafe kat ettik ve şimdi 4 sene geriye döndüğümüzde FETÖ ve Gezi olaylarını tertip edenler nasıl bir plan içerisindeydi Sayın Gülerci? Şimdi Gezi olaylarını tam anlamadıkça 15 Temmuz darbe girişimini de anlayamayız. Hı hı.
Bu gezi olaylarını ben bu hafta gündeme alayım. Tekrar 15 Temmuz'un düğmesine gezide basıldı diyorum bakınız ben. Bugün bir şey daha yeni söyledim yani. 15 Temmuz'un 15 düğmesine. Temmuz darbe girişiminin düğmesine 27 Mayıs gecesi, 27 Mayıs'a denk gelmesi de enteresan. 27 Mayıs 2013'te İstanbul Taksim'de Gezi Parkı'nda başlatılan olaylarla düğmesine basıldı. Şimdi gezi olaylarından şeye geleceğiz. 15 Temmuz darbe girişimine. Evvela şeyi söyleyeyim. Geçtiğimiz salı günü CHP Genel Başkanı kendi Twitter hesabından şunu söyledi. Gezi direnişi, bak, dakika bir, yanlış bir. Gezi direnişi, kime direnmiş geziciler? Aynen 15 Temmuz darbe girişimi gibi. 15 Temmuz darbe girişimi meşru hükümete karşı, değil mi? Demokrasiye karşı. Gezi direnişi de hükümete karşı, seçilmiş hükümete karşı ve hukuka karşı, demokrasiye karşı. Şimdi bir CHP genel başkanının hala gezi direnişi ifadesini kullanması bir defa tam bir saptırma ve olayı başka tarafa çekmedir. Neymiş gezi direnişi? 80 sonrası dönemin en demokratikleri görüyorsunuz değil mi? Şimdi bilançoyu söyleyeceğim. Bu demokratik direnişte devletin zararı, vatandaşın zararı neymiş? Demokratik direnişte ambulans yakma, iş yerlerine ateşe varma var mı? Bu sahneler gösterilirken burada iki sahne çok önemli. Bir, o kırmızılı kadının yüzüne hardal gazı sıkan polis var. Bir de çadırların yakılması hadisesi var. O ikisini çok ekranda fazla tutalım. Bir çadırların yakılması hadisesi, bakın polisler çadırları topluyor. O da üst üste zaten. İkinci hadisede yakın mesafeden bu kırmızılı kadın diye meşhur olan bayanın yüzüne hardal gazı sıkılması oldu. Sembol. Bu iki olay. Şimdi oraya geleceğiz. Yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüyoruz. Gezi direnişi 80 sonrası dönemin en demokratik, en barışçı ve en birleştirici hareketiydi. Haksızlığa karşı susmamayı hatırlatanlara selam olsun diyor. Tamam mı? Ve dün Sayın Cumhurbaşkanı bu sözlerine Kılıçdaroğlu'nun çok sert tepki gösterdi. Neyin hak ve özgürlük mücadelesi? Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz? Bu mücadeleyi vermek, Yeşilköy Havalimanı'ndan kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınmak mıdır? Zaten 15 Temmuz'da da kaçaklardansın. 7 Ağustos'ta bizim buluşmamıza gelmen bir vesileydi Yenikapı'ya. Önce gelemeyeceğini söyledin, sonra baskı geldi, ondan sonra da gelmeye karar verdin. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun en demokratik, en barışçı hareketi dediği bu gezi olaylarındaki bilançoyu vermek istiyorum. Çanakkale'de protestocular iskele yolunu kapatınca Çanakkale Ecevat ve Çanakkale Kilitbahir seferleri iptal edildi. Bir grup da binaların camlarını kırdı. Şimdi bu bilgiyi şundan aldım. Benim Star'daki bu haftaki yazımda vardı. Gezi olaylarına askeri öğrenciler katıldı mı? Bunu da bana şu anda FETÖ kaçağı olan eski Beşiktaşlı, Beşiktaş başkanlığına da bir dönem aday oldu. İkimiz de şu anda ismini unuttuk. Şeyden söyleyen var mı? Beşiktaşlıların meşhur siması Kalkavan. İhsan Kalkavan. İhsan Kalkavan, evet, İhsan Kalkavan. İhsan Kalkavan anlattı bana. Şu an İhsan Kalkavan nerede? Kaçak. Kaçak mı? Yurt dışında. Böyle konuşurken gezi olaylarını, ya dedi, ben dedi Çanakkale'de feribot bekliyordum dedi. Baktım dedi, öğrenciler dedi, böyle genç belli. Sonra söylediler askeri öğrencilermiş, sivil kıyafette. Gezi protestolarından geliyorlarmış dedi. Ya ben o gün akıl edemedim yani. Ya askeri öğrenciler hangi askeri okulun öğrencileriydi? Nereden gelmişler? Hangi gösterilere katılmışlar? Sormadım. Hmm. Ama bir gün FETÖ'den hesap verirse İhsan Kalkavan bunu söyler. Ben burada aslında savcılarımıza bir duyuruda bulunmuş oluyorum. Gezi olaylarına askeri öğrenciler katıldı mı? O dönem askeri okulların komutanları kimlerdi? Hangi askeri okulların öğrencilerine
bu şekilde bunun itirafçıları çıkacaktır bugün yani. Yani şunu demek istiyorum. Gezi olayları başından itibaren bir FETÖ operasyonuydu. Öyle Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hak, hukuk, demokrasi falan yoktu. FETÖ vardı. O zaman kontrollü eylemlerdi. Şimdi FETÖ'ye geleceğiz. Evet. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı ve Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Gezi Parkı protestoları 81 ilin 79'unda yapıldı. 58 kamu binası, 68 MOBESE kamerası, 337 iş yeri tahrip edildi. 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı ve 45 ambulans kullanılamaz hale geldi Kılıçdaroğlu'nun dediği demokratik gösterilerde. Evet. Bu 112 gün sürmüş bu gezi olayları. 5532 eylem ya da etkinlik gerçekleştirilmiş. Eylemlere yaklaşık 3 milyon 600 bin kişi katılmış. Tam Mısır'daki hükümeti devirme hadiselerinde halkın sokağa dökülmesi gibi. Dikkatinizi çekerim. Gezi olaylarıyla Mısır'da Sisi darbesinin tezgahlandığı olaylar aynı ay içinde yapılıyor. Mısır'da darbe gerçekleşti. Allah'ın izniyle Türkiye'de millet mani oldu. Sahip çıktı şeye, Tayyip Bey'e. Ondan gezi olaylarının arkasından darbe gelmedi. Yoksa bazı yazarlar, şimdi onları bulup çıkartırım buraya, Taksim'den bir tahrir çıkarmak istediler. Yabancı medyayla birlikte. Taksim meydanına Mısır'daki, Kahire'deki tahrir meydanı benzetmesi yaptılar. Evet. Ve bu olaylarda 4329 kişi yaralandı demokratik olaylarda. 5 kişi yaşamını yitirdi. Bir polis şehit verirken 697 polis yaralandı. Devletin resmi kayıtlarına göre şüphelilerin %56'sı 18-25, %26'sı 26-30 yaş arasıydı. Yani %82'si 18 ile 30 yaş arasındaydı. Darbe öncesinde Türkiye'de hep üniversiteler, üniversite öğrencileri sahneye sürülmüştür. Burada da gene gençler sürülüyor. Evet. Unutmamamız gereken gezi olaylarında bir şey daha var. Başbakan Erdoğan'ın Keçiören'deki konutuna saldırı girişimi yapıldı. 1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağlayan gece de AK Parti Genel Merkezi'ne saldırılmak istendi. Eğer bu iki olay önlenmeseydi, belki de darbeye gidilen yolun önü açılmış olurdu. Bir de burada Beşiktaş'ta Başbakanlık ofisi basılmak istendi. Evet, çok iyi hatırlattınız. Bir de burada Başbakanlık ofisini Beşiktaş'ta basmak istediler. Şimdi gezi olayları bir FETÖ operasyonuydu, bir FETÖ tezgahıydı, bir darbe girişimiydi 15 Temmuz'un öncesinde. Acaba böyle bir isyanla, halkı kışırtmakla Mısır'da olduğu gibi silahlı kuvvetlere bir darbe davetiyesi çıkartılabilir miydi? Bütün amaç buydu. Başkasına yaptırmak istedi gezi olaylarında darbeyi. Yine içinde FETÖ'cüler, şimdi anlıyoruz, onlar tutmuş zaten bütün silahlı kuvvetleri. Yine onlar olacaktı işin içinde ama görüntüde geçiş dönemi için başkaları olacaktı. Daha sol görüşler. Şimdi bakınız, Star gazetesinde bu hafta çok önemli manşetten bir haber verildi. Gezi Parkı, bu haberde Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde eylemi kışkırtan emniyet müdürleriyle bu olaylarla ilgili soruşturma yapan savcılar ve yargılama yapan hakimler FETÖ'cü çıktılar. Şimdi neden dedim bu çadırların ateşe verilmesiyle o kırmızı elbiseli kadına gaz sıkılması? Haberden okuyoruz şimdi. Evet, tekrar geldi ekrana. Evet. Bu olaylarda orantısız güç kullanan dönemin güvenlik, İstanbul Emniyet Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Mithat Aynacı'ymış. Evet. Evet. Biliriz. Okuyoruz şimdi. Gezi olaylarındaki tavrıyla şimşekleri üzerine çeken Aynacı, FETÖ'nün 17-25 Aralık sivil darbe girişiminden sonra açığa alındı.
Mahkeme kararıyla geri döndü. FETÖ üyesi olmaktan aranırken 15 Temmuz gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgale giden bir tankın içinden askeri elbiseyle yakalanan adam. Evet ya. Taksim'deki olaylarda güvenlik şube müdür yardımcısı olarak olayları provoke eden emniyetçi 15 Temmuz gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgale giden tankların içinden asker elbisesiyle çıktı, yakalandı. Sayın Kılıçdaroğlu buna ne der acaba? Merak ettim şimdi. Kontrollü ve adam ne der acaba? Şimdi ifadesinde ne diyor bu tankın içinden çıkmayı biliyor musun? Ben diyor dışarıdaydım diyor. Tankın üstüne gelince diyor beni korumak için tankın içindekiler beni tankın içine çektiler diyor. Evet. Yalan yalan artık. Ne diyeceklerini bilemiyorlar. Gezi olaylarında ve bu baylok çıkmış aynı zamanda bu aynacıda. Evet. Çadırları yaktırana geliyoruz şimdi. Gezi olaylarını çığırından çıkaran diğer iki isim ise Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli ve Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar'dı. Bugün yine Rasim'den ikinci defa bahsedeceğiz. Rasim Ozan Kütahyalı bugünkü yazısında da sabahta gezi olaylarında bu benim anlattıklarımı daha da detaylandıran isimler veriyor. Evet. Parkın içinde kurulan çadırların yakılması ve olaylarla özdeşleşen kırmızı elbiseli kadının gözüne biber gazı sıkılması talimatlarını veren de bu Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli çıktı. O da baylok kullanıcısıymış. Evet. Yaklaşık işte 102 gün süren bu gezi olaylarıyla ilgili iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen ile davaya bakan hakim Muzaffer İren de nin de FETÖ'cü oldukları belirlendi. Hakim İren aynı zamanda baylok kullanıcısıydı. Demek ki bu olaylarda, gezi olaylarında tamamen plan, proje, uygulama hep FETÖ ile ilgili. Peki bu gezi olaylarına şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? O gün de destek çıkmıştı hükümete karşı olduğu için. Dönemin en demokratik, barışçı ve birleştirici direnişiymiş. Kontrollü geziymiş aslında da. Evet. Bu gezi olaylarında dikkat çekici bir husus daha var. Amerika Birleşik Devletleri bu polis provokasyonunu bahane ederek, bak, al gülün ver gülüm, al pasını ver pasını. FETÖ. O sırada Amerika'da, Pensilvanya'da, burada bir gezi olaylarında çadır yakma, bir yakından bayana gaz sıkma olayı bütün Batı medyasında, Amerikan gazetelerinde, Avrupa gazetelerinde yer alıyor. Ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye ikide bir açıklama geliyor. Mesela Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jean Psaki, Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylarla ilgili polisin protestocuları dağıtması sırasında yaralananlardan dolayı kaygılıyız diyor. Neden kaygılı? Polisin yaptıklarından dolayı. Polisin yaptıkları değil ki, FETÖ'nün yaptıkları. FETÖ'cü polisliklerin yaptıkları. Tezgaha bakar mısınız? FETÖ Gezi Parkı'nda bir tezgah kuruyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı hemen hükümeti suçluyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü de bir açıklama yapıyor. Barışçıl gösteriler demokratik bir ifadedir. Güvenlik güçleri itidalli davransın diyor. Kim diyor? Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden Gezi Parkı için üçüncü açıklama geliyor. Beyaz Saray, bu sefer Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili AK Parti hükümetini uyarıyor. Avrupa Parlamentosu 13 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Gezi Parkı protestolarında polisin aşırı güç kullanmasını kınayan bir karar tasarısını onaylıyor. Biz bunları referandumdan önce de böyle yine değişik bir versiyonlarını görmüştük ya hepsini. Hep aynı demek. Evet. Hep aynı. 15 Temmuz darbe girişiminde Avrupa'nın, Amerika'nın tutumu neyse, gezi olaylarında da aynı. Yine
Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ofisinden bir basın açıklaması yapılıyor. Gezi olaylarında polisin aşırı ve orantısız güç kullanmasını kınıyoruz diyor. Tezgahı FETÖ kuruyor, bunlar kınıyorlar. Bak bak, Avrupa Birliği, Amerika'sı, Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Sarayı hepsi devrede. Evet. Türkiye'nin temel özgürlükleri kısıtlamayacağını umuyoruz diyorlar. Çok kaygılı olduklarını söylüyorlar. Bu sırada Batı medyası ne yapıyor? Belki uzatıyoruz ama bakın, Gezi olayları, 15 Temmuz'un izahını şu anda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'a hükümetin kontrollü darbe girişimi deyip Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlamasını da izah ediyor. Aynı kumpas, aynı tezgah, aynı tepkiler tekrar ediyor. Sen de aynısını söyledin. Bu da çok ilginç bir şey. Batı medyası, Amerikan ve Avrupa medyası Gezi olayları sırasında neler demişti? Unutuyoruz ya. 4 sene geçti aradan. İngiliz Guardian gazetesi. İstanbul'daki protestolar Türk bağrının tohumlarını ekiyor. Şöyle. Şimdi gelin kendinizi açık edin Mısır'da, şöyle. Mısır'da Arap bağrı, Türkiye'de Türk bağrı. İstanbul'daki Gezi protestoları Türk baharının, bahar değildi o, hazan oldu Araplar için. Ne baharı? Sisi darbesi ne baharı? Avrupa için fark etmez darbeymiş değilmiş. Yeter ki onların işine gelsin. Bahar onların baharı. Bizim hazanımız. Bir bahar da Mısır'daki gibi Türkiye'de bekliyorlar. Kahire'deki Tahrir Meydanı'ndaki gibi İstanbul'da da Taksim Meydanı'nda bekliyorlar. Guardian gazetesi açık ediyor işte. İstanbul'daki protestolar Türk bağrını, tohumlarını ekiyor. 15 Temmuz'dan sonra bir görüntü çıktı. Amerikalı general bir konferansta diyor ya, şu sıralarda belki siz bilmiyorsunuz ama diyor, Türkiye'de darbe oluyor diyor. Ve onlar ne kahramandır diyor. Hadi o darbeci belli. Salonda bulunan 1000 kişi de onu alkışlıyor. Alkış kıyamet, darbeye alkışlıyorlar. Mantıkları bu. Devam ediyor Guardian. Binlerce barışçıl göstericiye, aynı işte Kılıçdaroğlu'yla, binlerce barışçıl göstericiye gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale eden polis İstanbul'un en işlek yerini savaş alanına çevirdi. Kim çevirmiş savaş alanına? Polis. Hangi polis? Gaz bombası, tazyikli su, çadırların yakılması. FETÖ'cü polisler şimdi çıktı hepsi ortaya. Financial Times. Bu da İngiliz değil mi? Evet. Türkiye'de on binler başbakanın istifasını istiyor. New York Times, Amerika. Polis Taksim Meydanı'nda göstericilere saldırıyor. Washington Post. Bu da Cumhurbaşkanımız Beyaz Saray'da Trump'la görüşürken baş makale olarak Fethullah Gülen'in yazısını yayınlayan gazete. İstanbul polisin göstericilere uyguladığı vahşi saldırılarla sallanıyor. Alman Der Spiegel dergisi, şimdi Almanya'yı 15 Temmuz sonrası FETÖ'cülere kucak açan Almanya'yı düşünerek dinleyin Der Spiegel dergisini. Erdoğan'ın dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin demokratik seçilmiş başbakanını değil, çıldırmış despotunu andırdığını söylüyor. Diktatör söylemleri bakın o tarihte artık başlıyor. Yavaş Alman yavaş. Bild gazetesi. Başbakan için özür dilerim. Beton kafalı ifadesini kullanıyor. Ne düşmanlık, ne kin. Erdoğan üzerinden Türkiye'ye saldırıyor. Cumhurbaşkanımız üzerinden oyun kurmaya çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki Menderes'i yediniz, Özal'ı yediniz, Erdoğan'ı yedirtmeyiz. Millet diyor bu. Her türlü saldırı da. Gezi olaylarından sonra Ankara'da karşılanırken pankartlarda bunlar yazıyordu. Vatikan'ın günlük ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore ise internet sayfasında Erdoğan için imparatorluk rüyası gören sultan diyor. Ve medyadan son örnek Zaman gazetesinin Kahire temsilcisi Cumali Önal ne demiş? Merak ettim. Mısır'daki El Vatan gazetesine konuşuyor. Başbakan Erdoğan'ın mutlak itaat isteyen diktatör olarak tanımlıyor ve Taksim olayları
diktatör Erdoğan'a karşı bir intifadadır diyor. Bunu Zaman Gazetesi'nin Kahire temsilcisi Cumali Önal El Vatan Gazetesi'ne söylüyor. O günlerde çıkmıştı bu. El FETÖ içeriden cesaret edemiyor ses vermeye, dolanıyor Kahire temsilcisi. O tarihlerde Today's zamanı da evet. Hatırlıyoruz. Zaman Gazetesi'nin İngilizce şimdi, çıkan şekli. O da bu Gezi olaylarında FETÖ'nün parmağını en çok açık eden belgeyi kameraman arkadaşımıza gösteriyorum. Bunu birkaç defa da gösterdik burada. Şimdi sizin ekrandan okuduğunuzu ben size okuyayım. Kim bu Zekeriya Öz? Bu Zekeriya Öz, Fethullah Gülen'in yargıdaki en önemli adamı bak. Önemli adamlarından biri demiyorum. Bütün operasyonların başında Zekeriya Öz var. Bu tweet'i attıktan sonra Ermenistan üzerinden Almanya'ya kaçtı. Hala Almanya'da bulunuyor. Evet. Bu Zekeriya Öz, Gezi olaylarından bir süre sonra şu ifşaatı ağzından kaçırıyor. Bakınız, bir Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Savcılığı yapmış biri diyeyim. Çünkü üniforma giymiş katiller diyoruz. Bu da cübbe takmış bir başka katil. Gezi olaylarına PKK müdahil olsaydı, şu an hükümet edenlerin bu makamda oturma imkanları olmayacaktı. PKK kimden emir aldıysa katılmadı. Şimdi Gezi olaylarının, gene dönelim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun salı günkü Twitter hesabından yazdıklarına, ne diyor CHP Genel Başkanı bu salı günü? Gezi direnişi 80 sonrası dönemin en demokratik, en barışçı ve birleştirici hareketiydi. Peki FETÖ'nün yargıdaki bir numaralı adamı Savcı Zekeriya Öz ne diyor Gezi olayları için? Gezi olaylarına PKK müdahil olsaydı şu an hükümet edenlerin bu makamda oturma imkanları olmayacaktı. PKK kimden emir aldıysa katılmadı. Demek ki planın, projenin içerisinde PKK da varmış. Ama ne olduysa bilmiyorsunuz Zekeriya Öz. Üst akıl neden böyle davranmış? Demek ki bunlar asıl amaç hükümeti bitirmekmiş. Öyle 80 sonrası en barışçıl demokrat gösterici değilmiş. Bir son bir dakikamız bu arada. Öyle mi? Evet. Öteki konuya giremedik. Haftaya konuşuyor, devam ediyor. Olsun, aynen. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz Gezi olaylarını bastıran iki şey oldu. Afrika dönüşünde Ankara'da mobil bir mitingle karşılandı. Organizatör Melih Gökçek Bey, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Sonra da Kazlıçeşme'de 1 milyon kişinin katıldığı Erdoğan'a sahip çıkma mitingi yapıldı. Ve BBC var ya, İngiliz BBC televizyonu, Kazlıçeşme'deki bu muhteşem kalabalıkla ilgili miting programın fotoğrafını yayınlarken fotoğrafın altına hükümet karşıtı muazzam gösteri diye yazdı. Erdoğan'ı desteklemeye gelmiş. 1 milyon kişinin mitingini hükümet karşıtı gösteri diye yazdı. Bunlar bize basın özgürlüğü, basın tarafsızlığı adına bir sürü nasihat eden adamlar değil mi? Evet. Peki, bu sözlerle bitirelim. Ortak Akıl'ın bu haftada artık sonuna geldik. Önümüzdeki pazar sabahı yine saatlerce onu gösterdiğinde Sayın Hüseyin Gülerce ile birlikte burada olacağız. Her pazar sabahı olduğu gibi inşallah diyelim. Perşembe akşamı saat 23'te ne var ne yok var, onu da hatırlatalım. Programın tekrarını da hatırlatalım. Twitter'dan, Instagram'dan bize biraz sitem ediyorsunuz. Niye bizim tweetlerimizi okumuyorsunuz şeklinde. Emin olun, okuyarak programı yönlendiriyoruz. Yani konuları o şekilde belirliyoruz. Reklam arasına da bakıyoruz. Onu da söylemiş olalım. Beyazgazete.com'da programın tamamını bulabilirsiniz. Hoşça kalın. Beyaz TV'de kalın.